Uygarlıkların beşiği, ticaretin ve sanayinin merkezi, Türkiye'nin göz bebeği Denizli. Gezgin bu hafta dünyaca adını duyuran ve günlük ortalama 2000 turistin ziyaret ettiği Denizli'nin ilçesi Pamukkale'de. Türkiye'nin en uzun soluklu devam eden gizli belgesel programı Gezgin'de bizler yine Türkiye'mizi adım adım dolaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta dünyada eşi benzeri bulunmayan Pamukkale'deyiz. Pamukkale travertenleri, Hierapolis antik kenti, Laodikya ve birbirinden güzel görüntülerle ekranlarınızda olacağız. Sizler de ekranlarınızın başından bir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel görüntülerle gezimiz başlıyor. Genel anlamda bakıldığında Denizli ili antik dönemde bir geçiş ve kavşak noktası. Ticaret ve haberleşme merkeziyken günümüzde de aynı özelliğini koruyan nadir illerdendir. Hızla artan nüfusu, modern yapısı, ticareti ve sanayisiyle Türkiye'de önemli bir yer teşkil etmektedir. Özellikle tekstil ile dünyada adını duyurdu. Denizli, UNESCO'nun Dünya Mirası listesine aldığı Pamuk Kalesi, şifalı suları ile termal turizmi ve alternatif turizm çeşitleri ile dünyaca büyük üne sahip. Özellikle Pamukkale ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi varlıkları her adımda sizi farklı bir tarihi yaşatır. Pamukkale travertenleri şifalı suları ve güzelliği ile göz kamaştırıyor. Deyince akla Pamukkale. Pamukkale deyince akla ne geliyor? Tabii ki travertenler geliyor. Fakat biz az sonra sizi Pamukkale travertenlerine götüreceğiz. Fakat oraya giderken Hierapolis antik kenti içerisinden gideceğiz. Burası Roma döneminden günümüze ulaşan bir açık hava müzesi adeta. Tabii o dönemin en önemli yerleşim merkezlerinden bir tanesi. Şimdi Hierapolis antik kentini gezeceğiz. Sonrasında Pamukkale travertenleri ve muhteşem güzellikler sizleri bekliyor. Sizler sakın ekranlarınızın başından ayrılmayın. Hierapolis antik kentine giriş yaptık. Fakat bizim giriş yaptığımız nokta aslında Hierapolis antik kentinin çıkış bölümü. Yani cadde üzerinde baktığımız zaman birçok mezarlık görüyoruz. Tabii o dönemlerde lahit olarak adlandırılan mezarlar. Yani üstü kapalı, içerisinde cenazesinin olduğu, üzerinde ise kime ait olduğunun yazılı olduğu ve milattan önce 2. yüzyıldan günümüze ulaşan önemli lahitler bunlar. Tabii Roma döneminden günümüze ulaşan burada o kadar çok lahit var ki gezdiğiniz zaman iki caddenin komple lahit olduğunu da görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bizim giriş yaptığımız nokta aslında şehrin çıkış noktası. İlerledikçe o dönemlerde yaşam merkezi olarak kullanılan sütunlu caddelerden hamamlara kadar birçok noktayı göreceğiz. Bizler bu geniş alan üzerindeki gezimize devam ediyoruz. Evet, cadde üzerinde yürüdüğümüz zaman birçok farklı mezar tipini burada görebilme şansına sahipsiniz. Geldiğiniz zaman hemen sol tarafındaki bu mezar tipi lahit olarak adlandırılıyor. Hemen arkamda bir evi andıran bu mezar tipi ise bir nekropol. Yani o dönemlerde insanlar zenginliğine ve fakirliğine göre mezar tiplerine konulurmuş. Bu da
Tabii bölge kutsal bir bölge olarak kabul edildiği için ölen insanlar ve önde gelmiş olup da ölen insanlar buradan ayrılmak istemezlermiş. Ve özellikle daha görkemli bir yapı yaptırarak lahitlerini bu yapının iç kısmına koydurturlarmış. Ve kime ait olduğu ise hemen böyle görüyorsunuz, duvar bölümünde de kime ait olduğunu, ne zaman öldüğüne dair de bilgiler yazılıyormuş. Günümüze kadar ulaşan önemli bir mezar tiplerinden de bir tanesi. Bölge dönemin en önemli antik kentlerinden, çünkü Anadolu'da bu kadar zengin, bu kadar yapının yer aldığı bir antik kent daha görülmemiş. Dediğim gibi sadece şu anda mezarlıkların olduğu bölümdeyiz. Asıl yaşayışın olduğu bölüm ise ileri kısımlarda. Şimdi sizleri o tarafa doğru götürüyoruz. Evet, çok geniş bir alana sahip olan Hierapolis antik kenti içerisinde yerleşim yerleri, sütunlu yol, amfiteyatro, hamamlar gibi birçok yerleşke var. Onlardan bir tanesi, en dikkat çeken de hamamlar. O dönemlerde birçok hamam yapılmış, birçok hamamlar inşa edilmiş. Fakat günümüze gelene dek tabii bunların birçoğu depremlerden ve savaşlardan dolayı da yıkılmış. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu hamam milattan sonra 3. yüzyılda yapılmış ve belli bir dönem hamam olarak kullanılmış. Fakat milattan sonra yine 6. yüzyılda ise kiliseye çevrilmiş ve kilise olarak da kullanılmış. Tabii bir kısmı ayakta ve bir kısmı yine yıkılmış ama bu görünen kısmı bile buraya gelen insanların en çok dikkat çektiği noktalardan ve en çok gezdiği noktalardan bir tanesi. Hierapolis antik kenti, toprakları üzerinde barındırdığı köklü mirasların tümüne sahip çıkarak bu zenginliklerin yarınlarla buluşmasına olanak tanımış. O dönemlerde şehrin girişi, yani Hierapolis kentinin anıtsal giriş kapısına doğru ilerliyoruz. Evet, antik kentin asıl yerleşim yerini ve ticaret merkezini oluşturan bölümdeyiz şu anda. Hemen arkamda Frontinius giriş kapısı ve cadde bulunuyor. Bu giriş kapısı Frontinius anısına yapılmış olan önemli bir giriş kapısı. Zaten asıl ticaretin işlendiği ve yürütüldüğü nokta hemen arkamda görmüş olduğunuz bu kapının ardı. Aynı zamanda evet, şehire girerken mezarlıkları gördük. Hemen ardından hamamı ve asıl şehrin giriş kapısı şu an arkamda görmüş olduğunuz bu tarihi yapı. Şehre ilk olarak buradan girilir, ticaret yapılır ve daha sonrasında ise yerleşim merkezleriyle amfiteyatronun bulunduğu bölümler var. Şimdi bu giriş kapısından sonra dedik ki bir ticaret merkezi ve yol var. Asıl önemli olan noktalardan bir tanesine götürüyoruz şimdi sizi. Evet, şehre giriş kapısının hemen ardında bulunan Frontinius Caddesi'ndeyiz şu anda. Burası şehrin adeta ticaretinin yapıldığı kalbi konumunda olan önemli bir cadde. Çünkü zaten caddenin hemen sağ ve sol taraflarında o dönemlerde hem dükkanlar, depolar, kamu binaları ve o dönemlerde satışların yapıldığı küçük küçük alanlar bulunuyormuş. Fakat günümüze gelene dek bunların birçoğu yıkılmış maalesef. Fakat Türkiye'de ayakta kalabilmiş böylesine bir tarihi yapıyı da buranın dışında görebilmek de mümkün değil. Hierapolis antik kentinin Türkiye'de ve dünyada çok büyük bir önemi var. Cadde çok uzun bir cadde aslında. Tabii o dönemlerin en önemli caddelerinden, 1 kilometre kadar bir uzunluğu var. Dediğim gibi günümüze ulaşabilen, Romalılardan ulaşabilen özellikle en önemli caddelerden bir tanesi. Hierapolis antik kenti o dönemlerden günümüze çok hasar görmeden ayakta kalmış tarihi mirası antik tiyatroya doğru ilerliyoruz.
Akropolis Antik Kenti içerisinde birçok tarihi yapı günümüze ulaşmış olmasından dolayı her gün ortalama binlerce turist burayı ziyaret ediyor, yerli ve yabancı olmak üzere. Zaten Hierapolis'in ayakta kalan ve günümüzde hala o görkemini koruyan en önemli noktalarından bir tanesi de şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz antik tiyatro, Roma döneminden günümüze ulaşan en önemli eserlerden biri diyebiliriz. Hierapolis antik tiyatro yapımı 150 yıl süren Akdeniz Havzası içinde en önemli ve özgün Roma tiyatrosu. Tiyatrolar arasında en güzel örneklerden biri olan ve yamaca yaslanmış tüm cepheleriyle birlikte korunabilen bu muhteşem tiyatro sahnesi, sütunların arası heykellerle süslenmiş. Sahne üzerinde dört kadın tanrıçanın da heykeli düşünülmüş. Fakat iki tanesi günümüze ulaşabilmiş, iki tanesi ise müzede sergileniyor. Yine o dönemlerde çok güzel oyunlar sergilenirmiş, tiyatrolar yapılırmış ve gladyatörler savaştırılırmış burada. Dediğim gibi bozulmadan günümüze kadar ulaşmış. Geldiğiniz zaman buraya hayran kalabilirsiniz ki biz de hayran kaldık. Aynı zamanda Roma döneminde yapılan diğer amfitiyatrolar, antik tiyatrolar gibi bindirme tekniğiyle yapılmış bir antik tiyatro burası. 15 bin kişilik de bir kapasite sahip. O dönemde burada yaşayan halkın da yoğunluğu da bu antik tiyatronun büyüklüğünden düşünülebiliyor, görülebiliyor açıkçası. Bölgenin termal kaynaklarının zenginliğinden bahsettik ya, bu zenginliğinin yanı sıra doğaya inanılmaz renk ve şekil verdiği Pamukkale travertenlerini görmeye gidelim. İşte beklenen yerde Pamukkale travertenlerindeyiz şu anda. Dünyada eşi benzeri yok. Sadece ve sadece Türkiye'de Pamukkale'de. Tabii ki her yıl milyonlarca turist sadece bu travertenleri görmek için buraya geliyor. Bizler gibi birçok kişi de belki 100 defa da gelse bu güzelliği görmekten asla ve asla sıkılmazlar. Travertenlerin en büyük özelliği, burada biliyorsunuz bir termal var. Böyle bir kaynak var. Zaten bu kaynak hava ile buluşunca, oksijenle buluşunca direkt olarak bu görmüş olduğumuz noktaları beyazlatıyor ve çökelme sonucunda da Pamukkale travertenleri oluştu. Tabii günümüzde o kadar güzel bir şekilde korumaya alınmış ki hem çevre düzenlemesi hem de dönem dönem vermiş oldukları bu suyla ilgili, çünkü suyu programlı olarak veriyorlar buraya. Bu programlı olarak vermelerinden dolayı da travertenlerin siyahlaşmasından koruyorlar. Tabii burada gezeceğiz. Güzellikler var, bunları size anlatacağız. O halde travertenleri gezmeye ne dersiniz? Pamukkale travertenlerine geldiğiniz zaman burada birçok küçük havuzu andıran bölümler göreceksiniz. Tabii burada suyun aşındırmasıyla oluşmuş bu havuzlar. Ama günümüzde de bunların birkaçına sadece gezmeye ve girilmek için müsaade ediliyor. En azından önümüzdeki yüzyıllara kadar belli bir noktasını korumak amacıyla günümüzde de böyle bir şey yapılmış. Su çok sıcak, 36 derece bir sıcaklığı var. Yaz kış en azından gelen insanlar hem burada bunun şifasını buluyorlar. Hem de gelmişken burada bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Gerçekten güzel. Dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman buraya hayran kalmamamız mümkün değil. Müzik.
Denizli il sınırları içerisinde yaklaşık 300'e yakın büyük küçük antik yerleşim yeri bulunuyor. Efes antik kentinden sonra Türkiye'de en büyük antik kent olarak geliyor Laodikya. Laodikya antik kentinde halen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bölgede o kadar bahsedilince merakımızı alamadık. Rotamızı Laodikya antik kente yönelttik. Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biri olan Laodikya'da Romalılar o dönemlerde hem güçlerini göstermek hem de zenginliğin ifadesi olarak birçok yapıyı yapmışlar. Ve Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biri dedik. Ve Türkiye'de iki amfiteyatronun bulunduğu tek bir antik şehir burası. Ve şu an bulunduğumuz cadde de Laodikya antik kentinde bulunan en büyük dört caddeden bir tanesi. Tabii o dönemlerde caddenin her iki yanında ticaretin yapıldığı, dükkanların bulunduğu, depoların bulunduğu ve kamu kurumların bulunduğu önemli caddelerden bir tanesiymiş. Yapılan kazı çalışmalarıyla beraber yine yavaş yavaş gün yüzüne çıkartılıyor. Tabii bu kazı çalışmaları uzun yıllar daha devam edecek burada ve ortaya çıkacak olan birçok tarihi yapıyı da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Milattan önce 3. yüzyılda yani Helenistik döneme ait bir antik kent burası. Fakat milattan sonra 1 ila 4. yüzyıllar arasında yani Roma döneminde altın çağını yaşamış. Romalılar burada çok ciddi bir yerleşim merkezi kurmuş. Bununla beraber ticaretin yapıldığı önemli bir antik şehir burası. O dönemlerde de günümüzde olduğu gibi tekstil ticareti yapılırmış. Evet, birçok yer var burada gezilip görülecek. Fakat günümüzde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve çalışmalarıyla yavaş yavaş birçok o tarihi yapı bu yapılan kazı çalışmalarıyla artık gün yüzüne çıkmaya başlamış. Hemen arkamda bir tapınak var yine o dönemlerden kalma. Bunlar da yavaş yavaş artık hem restorasyonu yapılarak hem de birçok parçası çıkartılarak daha görkemli bir hale gelecek. Tabii günümüze gelene dek dediğim gibi birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı gibi sadece Roma değil, diğer medeniyetlerin de izlerini görebiliyoruz burada. Dediğim gibi geniş bir alan, bu geniş alanda geziyoruz. Şimdi bulunduğumuz yerde yapılan bir kazı çalışması sonrasında sütunlar bulunuyor burada. Bu sütunlar tabii milattan sonra 7. yüzyılda yaşanılan o çok büyük deprem sonrasında hepsi toprak altına gömülüyor ve tekrardan gün yüzüne çıkartılmış. Fakat artık bundan sonraki çalışmada bunların hangi parçanın hangisine ait olduğu ve o parça çalışmaları yapıldıktan sonra da kenarında görmüş olduğunuz alt bölümleri var. Oralara yerleştirerek tekrar ayağa kalkacak ve günümüzde de bu işlemler yapıldıktan sonra buraya gelen misafirlerin görsel olarak görebileceği muhteşem bir görüntü olacak. Birçoğu yapılmış. Dediğim gibi ilerleyen dönemlerde de bunlar yapılmaya başlanacak.